Birincisi bunlar bir İstiklal Savaşı verdi ve Amerika'yı yendi. Ben onu alkışlıyorum. Ben Afgan halkını, bunu o kahramanları, Asya'nın o ayağa kalkışını, o yoksul insanların kendi vatanları için canlarını ortaya koyup silaha sarılıp 20 sene bakın, 20 sene savaşta. Siz niye küçümsüyorsunuz? ABD'nin Afganistan'da yenildiğini söyledi. Afgan halkını tebrik etti. Bu bir kurtuluş savaşıdır. Nasıl Atatürk önderliğinde, biz Mustafa Kemal Paşa önderliğinde bir kurtuluş savaşı verdik. Afgan halkı da Taliban önderliğinde verdi. Onun devamında şunu söylüyoruz. Türkiye'de Mustafa Kemal çıktı Türkiye'den. Afganistan'dan da Taliban çıktı. Yani ikisi arasındaki farkı koyuyoruz. Bizim kurtuluş savaşımız Mustafa Kemal'i çıkarttı. Onların kurtuluş savaşı Taliban'ı çıkardı. Bu da aradaki fark. Nereden geliyor bu fark? Türkiye'nin imparatorluk birikimi, devrimci birikimi, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, çağdaşlaşmada kazandığı başarılar vesaire. Afganistan'da başka bir tarihi var vesaire. O bakımdan bu farklar var diyorum. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında Afganistan'daki gelişmelere değindi. Taliban'ın tanınması gerektiğini söyledi, tarihten örnekler verdi. Bugün Türkiye'nin yapacağı şey Atatürk gibi. Atatürk 1921 yılında Fahrettin Paşa Moskova'daydı. Yani o Kutülamere komutanımız Fahrettin Paşa. Evet. Ve Moskova'da Afganistan'ın bağımsızlığı o sırada oldu. Ve 21 yılında Moskova'da Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyan iki ülke oldu. Sovyet Rusya ve Türkiye. Ve Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyan da iki ülke oldu. Afganistan ve Sovyet Rusya. Atatürk orada, ya bunlar keçi otlatan bir halk. Orta Asya'da sakalları var, şalvarları var demedi. Perinçek, Afganistan'da iki seçenek olduğunu söyledi. Ya ABD ya da Taliban dedi. Afganistan'da bir Atatürk var, bir Taliban var. O zaman hepimiz Atatürk'ten yanayız tabii. Ama Afganistan'da Atatürk yok. Afganistan'da iki tane seçenek var. Ya Taliban ya Amerikan köleliği. Ya Amerikan köleliğini seçeceksiniz ya Taliban'ı. Ha şimdi önümüzde yeni seçenekler çıkar, ayrı mesele. Açıklamalarıyla dikkat çeken Vatan Partisi lideri ABD yenilgisine dikkat çekti ve karşısında Asya güçlerinin olduğunu söyledi. Yani Amerika hegemonyacılığı, yani Amerika'nın dünya efendiliği, dünya ağalığı iddiası bitti. Onun karşısında mesela Çin'i sordum. Çin var, Rusya var, Türkiye var, İran var. Asya'nın yükselişi var, Asya'daki Türk Cumhuriyetleri var, Araplar var. ABD'nin yenilgisini perdelemek isteyenler Perinçek'i tweet atarak ve köşe yazısı yazarak hedef almıştı. Perinçek sert çıktı. Amerikan yandaşlığı nasıl Türkiye'de yapılıyor? İşte Doğu Perinçek'e, Amerika'ya karşı en kararlı güç Doğu Perinçek, Vatan Partisi, ona vurarak Amerika'ya yaranmaya çalışıyorlar. Ama bu da yazık onlara. Ben onlara acıyorum. Kafalarını o tekerleğin altına uzatıyorlar. Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök hepsi kafalarını o Afganistan'dan kalkan uçak vardı ya. Birileri o kafasını tekerleğe uzattı ve orada gitti. O uçak Türkiye'den de kalkıyor. Ve Ahmet Hakan'ı da Ertuğrul Özkök'ü de bu bana o tweet atanların da hepsi kafalarını da o tekerleğin altına uzatıyor. Türkiye'deki gelişmelere de değinen Perinçek, üretim devrimi olmadan AK Parti'nin bu şekilde devam edemeyeceğini söyledi. AK Parti eğer bu gidişatına bir takım radikal tavırlarla değişiklik getirmezse gider. Ve Türkiye Asya iklimindeki yerini alır. O iklim içinde bir üretim devrimi çabasına girer. Suriye ile tavrını düzeltir. PKK'yı böylece bitirir. O zaman AK Parti hükümeti tekrar canlanır. Doğu Bey, yani siz ama şunu mu söylüyorsunuz? Bu politikalarla gidiyor, gözümüzün önünde görüyoruz. Bu borçlanma ekonomisi programından tamamen vazgeçecek. Üretici baş tacıdır diyecek. Bu sadaka ekonomisini bırakacak. Bütün kaynakları üretime ayıracak. Tasarrufu artıracak, yatırımı artıracak. Afganistan hükümetini hemen tanıyacak. Suriye ile derhal işbirliğine gidecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, biz götürüyoruz Abazya'yı kapısına kadar tanıyacak ülkeler. Siz Kıbrıs'a bina yaparak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yaparak Kuzey Kıbrıs'ı kurtarabilir misiniz? Veyahut da orman yandığı zaman gidip çay paketi atarak çözüm üretebilir misiniz? Yani bunlar AK Parti hükümetinin gittiğini gösteren işaretler.